Peki hocam, 50'lerde görülen, en sık görülen, daha doğrusu öyle söyleyeyim, doğumsal problemler nelerdir ve bunların tedavisi var mı yine el ve mikrocerrahi bölümünde? Başka organ anomalilerine göre nispeten el anomalileri daha az görülüyor. Ama bunlar arasında yapışık parmaklar veya sindak dili dediğimiz bizim tıp dilinde ve fazla parmaklar, polidakti dediğimiz problemler bizim en çok karşımıza gelen problemler. Burada da ebeveynlere birkaç söz söylemek istiyorum. Bunlar kesinlikle paniklemeniz gereken, o çocuğu kazanma sevincinizi gölgelemesi gereken şeyler değil. İlk günlerinde karşılaşıyorsam eğer ebeveynlere diyorum ki şu mutluluğunuzu bozmayın. Onlar telafi edilebilecek bir şey. Bu soruyu iyi ki sordunuz çünkü bunların telafi zamanlaması gördüğümüz andan itibaren hemen değil. Biz çocukların en azından daha sağlıklı genel anestezi alabilecekleri bir döneme doğru, yani bir yaşlarına doğru bu ameliyatları yapıyoruz. Ama telafileri mümkün şeyler. Tabii ki bazı çok ağır vakalarda iş tamamen normale dönemeyebiliyor. Ama en azından bizim gayemiz çocuğa fonksiyonelliği olan, kullanabileceği bir el yaratabilmek. Onun dışında görülebilen birçok el anomalisi var. Yani tarafların yokluğuna, bazı kısımların, parmakların, kolun kısalığına bağlı olabilen problemler de Kontrol var. edildi anomaliler. Tabii ki. Bunlara bizim tavsiyemiz yine gördüğünüz andan itibaren bu işin ameliyatını, cerrahisini yapabilecek kişilerle irtibata geçin. Çünkü bu eğer takip edilmesi, daha ileri yıllarda yapılması uygun görülen bir şeyse dahi onun zamanlamasını çocuğun el kullanımındaki gelişmeyi beraberce izleyelim ki bunlar çünkü yapılacak ameliyatların ne olduğuna dair kararları değiştirebiliyor.